Kısa bir konuşma yapacağım. Allah konuşmamızın tesirini hak eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ben merhamet ve savaş peygamberiyim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de andolsun size kendi inçinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Tevbe suresi 128. ayet. Başka bir ayet-i kerimede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Fetih suresi 29. ayet. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki yönünü öne çıkarıyoruz. Bir, merhamet yönünü, bir de fetih yönünü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek imani bir meseledir. Onunla beraber olanlar, Peygamber Allah'ın kendisine Habibim dediği, yani sevgilim dediği insanlar arasından seçilmiş zirve insan, ufuk peygamber. İnsanlığın zirve noktasında olan bir şahıs. Biz o peygambere ümmet olmakla şeref buluyoruz. Peygamber sevgisinin olmadığı bir yürek, bir kalp neye yarar ki? Şair öyle diyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız paslı yürek sinede yüktür. Evet, sevgili için çarpmayan bir yürek, sevgiliye meftun olmayan bir kalp, bir et parçasından başka bir şey değildir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i severek Allah-u Teala'ya sevginin kapılarını aralıyoruz. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir güneş. Bir güneş ki bataklık, kayalık taş demeden her yana ışık saçan, balçıkla sıvanması mümkün olmayan bir güneş. Bir güneş ki gözlerini kapayarak onu yok etmek isteyenleri cömertçe aydınlatan bir güneş. Üfürerek onu söndürmeye çalışanları ve böyle zannedenleri yalancı çıkaran bir güneş. Bir güneş ki bütün yaratıklara ışığını ve ısısını karşılıksız, kesintisiz gönderen, bir güneş ki ışığı ve ısısı tükenmeyen. Yukarıda vasıflarını saydığımız güneş, her gün üzerimize doğan maddi alemin güneşi. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manevi alemimizin güneşidir ki insanlığın, kainatın güneşi. Bu güneş kendisine yaklaşıldıkça yakmayan, bilakis sevgiyle saran, muhabbetle ısıtan nadide bir güneş. Nebiler serveri sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sevgilisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O ki nuruyla karanlıklar boğmuş, küfür gecesinin kapkara zarını mehtaptan daha sessiz ışık hüzmeleri saçan merhamet kılıcıyla parçalamıştır. O insanları zulmetten nura çıkarmış, gönüllerini cilalamıştır. İnsanlık onunla dalga dalga Hakk'a yönelmiş, fevç fevç Allah'ın dinine girmiştir. O ziya, o güneş, o nur ile alem gülebilmiş, insanlık insanlığının farkına varabilmiştir. Şair öyle diyor, güle geldi gülerek, gülleri güldürdü o gül. Gül güler miydi gülzare gelmeseydi o gül. Vahyin diriltici ışığına ulaşabilmek için onu en iyi şekilde anlamak gerekir. Çünkü insanlık ona ne ölçüde yakınsa o kadar mutlu, ondan uzak kaldığı ölçüde de kaos, hüzün, gam ve keder içerisinde olacaktır. Onu anlamak için asrı saadet ruhuyla ona yönelmek gerekir. Allah ona dostların en hayırlısını Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Ali gibi, Osman gibi radıyallahu anhum dostlar vermiştir ve Allahu Teala düşmanların da en şiddetlisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vermiştir. Ebu Cehil, Velid bin Mughire, Ebu Leheb gibi. Onu layıkıyla hiçbir kalem anlatamamıştır. Bizim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i layıkıyla anlatmamız mümkün değil. Biz onu anlatmakla kendimizi şereflendiriyoruz, kendimiz şerefli oluyoruz. Şair öyle diyor.
Muhabbetle Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Teşekkür ederim. Ashab-ı kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ya Resulallah, bize kendinizden bahseder misiniz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet ben babam İbrahim'in duasıyım, kardeşim İsa'nın müjdesiyim buyuruyor. Şair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için şöyle diyor. Muhammed beşerun la kel beşer bel huve kel yakutu beynel hacer. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlar gibi bir insandır. Fakat taşlar arasındaki yakuta benzer. Yakut nasıl taşlar arasında kendini fark ettirirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. İnsanların seçilmişi, ufuk insan, zirve peygamber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinin ashabta nasıl yankı bulduğunu birkaç misalle aktarıp ondan sonra da fetih ruhuna bir iki cümle söyleyeceğim. Ümmü Süleym radıyallahu anha. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin süt halası. Evlenirken kocasına Müslüman olmayı mihir olarak isteyen kadın. Beylerinden veyahut da evlenecekleri insanlardan kat, araba, yat isteyenlere duyurulur. Allah nasip ederse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun hakkında buyuruyor ki, cennette önümde nadin sesleri, ayak sesleri işittim. Bir de baktım ki Ümmü Süleym. Fahri Kainat Efendimiz evinde kaylule yaparken, yani öğle uykusu, teri bir deri üzerine birikiyor, Ümmü Süleym onu alıyor ve onu koku olarak sürünüyor. Böyle bir sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin su içtiği kırbanın dudaklarını değen kısmını kesip saklayan bir sahabe. Peygamber sevgisi onlarda böyle dile geliyor. Böyle Ümmü Süleym aynı zamanda Enes bin Malik, Enes adında bir çocuğu var. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor. Bu diyor Allah ve Resulü için vakıftır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 10 yıl kadar kalıyor Enes bin Malik. Şimdi Enes bin Malik'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyelim. "10 yıl hizmeti âlilerinde bulundum. Bu müddet içerisinde beni ne dövdü, ne de azarladı. Bir defa olsun bunu niye böyle yaptın veya niye şöyle yapmadın demedi." Hiç cümleyi söylüyorum. Bir kere yüzünü bana ekşitmedi. Ya bir insanla 10 yıl durursunuz, karşılıklı münasebetiniz olur da bir insan size yüzünü ekşitmez mi? İşte böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Merhamet peygamberinden bahsediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde, beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel yaptı. Rabbin terbiyesinde yetişen bir peygamberin yapacağı budur. Davranışı bu olmalıdır zaten. Bir olay daha nakledeceğim. Zeyd bin Harise, hepiniz duymuşsunuzdur. Zeyd bin Harise, Hazreti Hatice validemizin peygamberimize evlilik hediyesi olarak verdiği köle. Zeyd bin Harise Yemen taraflarında kabileler arası savaşlarda bir şekilde esir olmuş. Hazreti Hatice validemiz onu köle olarak almış. Evlendikleri sırada da peygamberimize vermiş. Zeyd bin Harise'nin babası duyuyor. Oğlumuz Mekke'de, Kureyş'te bir Muhammed denilen bir kimsenin yanında sallallahu aleyhi ve sellem. Ve geliyorlar peygamberden çocuklarını istiyorlar. Diyorlar ki bu bizim çocuğumuz, fidyesini verelim ve çocuğumuzu alıp gidelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırıyor. Bunlar kimdir ya Zeyd? Annem ve babamdır ya Resulallah. Peki bunlar seni almaya geldiler. Sen muhayyersin.
Yani özgürsün, seçimini yap. Zeyd bin Harise kimi seçiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kimi seçiyoruz? Orasını boş bırakıyorum. Bir örnek daha, Süheyl er-Rumi. İsminden de anlaşılacağı üzere Süheyl er-Rumi Rum diyarından bir şekilde Mekke'ye gelmiş. Orada hayatını idame ettirmiş, devam ettirmiş ve biraz da ticaret yapmış, para kazanmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden sonra peygambere iman etmiş. Medine'ye hicret izni verilince de Süheyl devesine bütün mal varlığını yüklemiş, bir develik malı var. Onu yüklemiş, Mekke'den çıkıyor. Bütün herkesin önünü kestikleri gibi Süheyl'in de önünü kesiyorlar. Nereye ya Süheyl? Diyor, siz bana zulmediyorsunuz, iman ettiğimden dolayı beni aşağılıyorsunuz, ben de sizin aranızdan ayrılıyorum, Medine'ye hicret edeceğim. Dur bakalım, öyle gidemezsin diyorlar. Sen bu parayı bizim beldemizde kazandın, Mekke'de kazandın, parayı bize vereceksin. Verirsen beni bırakır mısınız? Evet, bırakırız. Devesiyle beraber malını veriyor ve peygamberi tercih ediyor. Bir sahabenin hayatından bir anekdot daha anlatacağım. Ebu Zerril Gıfari, Gıfar kabilesinden. Yaklaşık 1-2 menzil Mekke'ye uzaklıkta bir köy, bir yerleşke. Ebu Zer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ilan ettiğinden birkaç ay, birkaç yıl sonra belki Mekke'ye gidiyor. Kimseye de sormaya cesaret edemiyor. Kabe'de kalıyor. 7-8 gün kaldığı rivayet edilir. Zemzem içerek bu 8 günü geçiriyor. Sonra bir çocuk görüyor oralarda. O çocuk Hazreti Ali Efendimiz. Diyor, beni Muhammed'e götürür müsün? Evet, tam adamını buldum diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor Ebu Zerril Gıfari'yi. Ebu Zerril Gıfari Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğini söylüyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e, sen kabilene dön, daha sonra ben sana haber veririm. Ebu Zer'in cevabı çok enteresandır. Ya Resulallah, biz eskiden hırsızlık yapardık. Yoldan geçen kervanları yağmalardık.